Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mersin İdman Yurdu kendi evinde konuk ettiği Sivas Spor'u Kulyon'un 2 ve Can Erdem'in golleriyle 3-0 mağlup ederek ileriki haftalar için umut verdi. Hem oyun hem de skor olarak baştan sona önde götürdüğü mücadelede Mersin İdman Yurdu'nun aldığı bu galibiyet, bu sezon Mersin ekibinin aldığı ilk 3 farklı galibiyet olurken toplamda 4 galibiyete ulaşan Mersin İdman Yurdu puanını 19'a çıkarttı. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında alınan galibiyeti değerlendiren Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Giray Bulak, maçtan önce sıralamada öncelikli rakip durumundaki Elazığ Spor ve Kayseri Spor'un galibiyet haberlerini almalarının üzerlerindeki baskıyı artırdığını belirterek ileriki haftalarda sakat oyuncuların da takıma katılmasıyla kazanacakları maçlarla üst sıraları zorlayabileceklerini ifade etti. Maçlar önce Elazığ Spor'un ve Kayseri Spor'un kazanması parça bizi baskıladı psikolojik olarak. Ama kazanıp en azından onlarla olan aramızdaki puanı açmamak, kapatmamak veya yakalamak amacındaydı. Bu bakımdan bu maç bir kez daha önem kazanmıştı bizim açımızdan. Mersin İdman Yurdu futbolcuları Burhan Eşer ve Eren Tozlu ise zorlu bir karşılaşmanın bilinciyle sahaya çıktıklarını ve 90 dakika müthiş bir oyun sergileyerek galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler. Hem ofansif hem defansif anlamda rakibimize hemen hemen hiçbir pozisyon vermedik. 90 dakika boyunca sahanın tek hakimi bizdik. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Sahada mücadele eden abilerimi, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca taraftara da buradan teşekkür ediyorum. Bizi 90 dakika susmadan desteklediler. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çolunbay da sahaya istedikleri oyunu bir türlü ortaya koyamadıklarını vurguladı ve maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın hatalı kararlar vermesine rağmen bu durumun Mersin İdman Yurdu'nun haklı galibiyetini gölgelememesi gerektiğini söyledi. Bizim sadece üzüldüğümüz şey hakemlerin yaptıkları. Yani bundan önce Galatasaray maçında da bu maçta da inanılmaz hatalar yapıyorlar. Yani zaten biz de ne söylesek ne gündeme getiriyorlar ne yayınlıyorlar. Sadece istediğimiz onlardan biraz daha dikkatli olmaları. Sivasspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanan Mersin İdman Yurdu bu galibiyet ile ligde kendi sahasında oynadığı son 3 maçtan da galibiyet ile ayrılmış oldu.